Bebekle hırsız Git! Lütfen git! Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde Doğa ile Fatih'in ilişkisi gerçekten beni etkiledi diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın sayımızı görelim. Özellikle Doğa'nın artık savunmaya başladığını giraydan görmek sizi de çok mutlu etti mi? Mutlu ettiyse yorumlar kısmına mavi boncuk veya kırmızı kal bırakabilirsiniz. Başka bir konu ise Pembe, Alev Bebek ve Mary'nin Unal ailesinin evinde kalmalarından fazlasıyla rahatsız olması her ne kadar sönmez hanıma karşı misafirperver görünmeye çalışsa da içten içe onlardan ne kadar nefret ettiğini net bir şekilde gördük. Pembe özellikle Alev bebek ve Mer'inin kurtulmak için planlar yapmaya başladı ama bu noktada Abdullah devreye giriyor ve Pemben'in bu planlarına izin vermiyor. Evin asıl söz sahibi Abdullah Bey. Bu yüzden Pemben'in istediği gibi davranmak onu oldukça kendini Pemben'i de rahatsız ediyor. Sürekli böyle büyüyecek devam ediyor. Öyle ki her fırsatta Mary ve Alev bebekten kurtulmaya çalışıyor ama başarılı olamıyor. Abdullah'ın bir evdeki hakimiyeti her geçen gün daha da artıyor ve bu durum pembenin huzurunu tamamen kaçırıyor. Fatih'e gelirsek onun aklı hala doğada görünüyor ve Fatih doğaya yeniden aşık olmuş durumda. Ancak aşkını Doğa'ya nasıl ifade edeceğini bilemiyor, içinde derin bir sevgi barındırıyor ama bunu bir türlü dile getiremiyor. Doğan'ın bu durumu nasıl değerlendireceği merak konusu oluyor. Fatih'in doğaya karşı hissettiği duygular gün geçtikçe güçleniyor ve bu olayların gidişatı tamamen değişebilir. Görkemse Fatih'a geri dönmek istese de Fatih artık onu tamamen gözden çıkarmış durumda. Görkem yaptığı hataların farkına varmış gibi görünse de Fatih için artık çok geç onun kalbi tamamen doğaya ait. Görkem'in Fatih'i amcasıyla aldatması unutulacak bir şey değil ve Fatih de bu ihaneti asla affedemiyor ve bu noktada Görkem çabaları sonuçsuz kalıyor. Ve Fatih'in hayatında görkeme yer kalmıyor. Aynı zamanda senin hem sevgi, hem de karın olmak istiyorum. Ben en çok kızdıran şeylerden biri de şu Doğa Fatih'a bu kadar sadık ve sevgi dolu bir eşken Fatih onu nasıl aldatabilir? Doğa her zaman Fatih'a bağlı kalmışken Fatih neden bu sadakata karşılık veremedi? Görkem'in Fatih'i amcasıyla aldattığını hepimiz biliyoruz ama buna rağmen Fatih neden Görkem'i aldatmadı? Burada çok büyük bir adaletsizlik var. Doğa tüm zorluklar yaşarken Görkem hiçbir bedel ödemedi. Diğer taraftan Mary ile Abdullah'ın ilişkisi giderek derinleşiyor. Pembe Mary'den nefret ettiğini şimdiye kadar gösteriyor. Mary'nin kocası Abdullah'la yaklaşmasını hizm hazmedemiyor ve bu durum pembeyi çileden çıkarıyor. Mary'i evden attırmak için her yılı denemeye başlıyor ancak Abdullah bebeğini bahane ederek pembeye karşı çıkıyor. Peki arkadaşlar sizce ilerleyen bölümlerde Mary ve Abdullah evlenebilir mi ya da Yasak aşk yaşayabilirler mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.